Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi alazim ve bi veçhil kerim. Ve sultanihil kadim min şerriş şeytanir racim. Elhamdülillahi lezî arsale rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyed dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimin alel khayr velev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasil ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. İzen sarafte min salatil maghribi fekul Allahümme ecirni minen nâr. Seb'a merrat. Fe inneke izâ fealte thümme mutte fî leyletike kutibe leke civarun minha. Ve izâ salleyte subha fakul kezalik fe inneke thumme inne mutte in min yevmike kutibe lehu civarun minha. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cümle peygamberan rızam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etvalar rıdvanullah teala aleyhi mecmeinin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden İrtihal darbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz üstazlarımızın, meşayih efendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alemler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza anfakar raculu ala ehlihi, bir kimse ehline, karısına, oğluna, kızına bakmakla yükümlü olduklarına, fakir, muhtaç ana babasına, bakın usul ve furu, kardeşe bakmak zorunluluğu yok. Ama annen muhtaçsa, baban muhtaçsa mecbursun. Allah'ın farzı var, emri. Oğlun muhtaçsa mecbursun. Ben onu okuttum, beyttim. Batarsa batsın diyemez bir baba, ana diyemez. Mecburdur usul ve furuya. Torun da buna dahil. Anan anası babası dahil. Dedeler nineler de dahil. Kardeşe bakmak insanlık görevidir. Sıla icabıdır, mecburu değildir. Ama yardım ederken, mesela zekat verirken, kardeş kardeşe zekat verebilir. Bakmakla yükümlü olmadığı için. Ama anana babana zekat olmaz. Neden? Zaten bakacaksın. Oğluna zekat olmaz. Zaten bakacaksın. Zaten bakacaksın. Kardeşin çok muhtaç. Zekat verirken kardeşinden başlayacaksın. Çünkü o senin kardeşin. Herkesten daha yakın. Evet, önce en yakın akrabadan başlamak. Dinde emirdir ama mecburi değil. Evet, bunlara mecburi. Şimdi bir kimse evlendi, ki evlenmek güzeldir. Allah hem evlenecekler emrediyor. Fenkihu, evlenin diyor. Bekar kız erkeğe. Fenkihu, bir başka ayette de analara, babalara, amcalara, dayılara bekarları evlendirin diye iki tane emir var. Evlenmek güzeldir. İslam zürriyetinin devamına vesile olmak Allah'ın rızasını kazandırır. Evlendikten sonra tabii evin, ev sağlama, giyim kuşam, yeme içme, ihtiyaç maddelerini sağlama kocanın görevidir. Kocanın görevidir. Evet. Hanım da ev işlerini görecek, çocuklara bakacak. Para bulma, maddi şeyleri sağlamak kocanın görevidir.
Evet, şimdi bir insanın kendisine bakması da mecburidir. Kendisini aç bırakarak ölmek intihardır. İntihar haramdır. Kendini öldürmek hakkımız yok. Canı Allah verdi, Allah alacak. Evet. Allah emrediyor. Git Çanakkale'ye. Aa, Çanakkale'de öleceksin. Namusunu, dini, imanı, vatanı korumak için ölecek. O Allah'ın emri. Böyle bir emir yok. Yemiyor, içmiyor. Niye? Küsmüş. İntihar etmiş olur. İntihar eden de İmam-ı Azam'a göre namazı kılınmaz. Kimin namazı kılınmaz? Müslüman olmayanın. O derece ağır bir günah. Talebeler diyorlar ki akıllı adam aklı varken intihar etmez. Can en kıymetlidir, tatlıdır. Kafayı oynatmıştır bu adam. Öyle asmıştır kendini hocam. Öyleyse delinde namazı kılınır. Bunu deli sınıfına sokalım demişler de intihar edilen namazını onlara göre kılıyoruz biz. İntihar etmek bu kadar kötü. Böyle aşk kalan adam da intihar etmiş. Kendine bakacaksın. İçeceksin, yiyeceksin, ölmeyecek kadar yemek farzdır. Şimdi Allah haramı yasak etmiş. Helaldan yemek farzdır. Kur'an-ı Kerim'de çok ayet var. Helaldan yemek farzdır. Hanıma bakmak zorundasın. Oğluna, kızına, anana, babana helaldan yedirmek, giydirmek farzdır. Farzdır. Helal lokma yedireceksin. Şimdi böyle bir kimse ölmemek için çoluk çocuğun nafakasını kazanayım da güç olsun diye beslenmek için vücudunu beslemek için gücüm olsun da iyi çalışayım, iyi para kazanayım da çocuklarıma iyi giydireyim, iyi kuşatayım niyetiyle kim infak ederse kendine ve ehline ve akrabasına nafakatan bir nafaka verirse az veya çok ve huve yahtesibuha, bu kelime çok önemli, niyet ederek ben bu ailenin reisiyim, erkek açısından konuşuyoruz, ben bunların giyiminle, kuşamınla, yedirmek, içmekle, okutmakla, terbiye etmekle yükümlüyüm. Allah bana böyle emretti. Helalinden yedirmemi emretti. Ben bu Allah'ın emrine uyacağım, helal yedireceğim, el açtırmayacağım, iffetlerini koruyacağım diye bu niyetle yedirir, giydirir, içirirse ve huve yahtesibuha, bu niyetle kânet lehu sadaka, sadaka olur. Sadaka ne demek? Sadaka mecburi olmadığın halde fazladan verilen şeydir. Mesela sokakta gidiyoruz, acım ne olur falan. Ya hocam bunlar sahtekar, bilmiyoruz. Biz görünüşe göre karar veririz. Onun sahtekar olmadığını polis uğraşsın, zabıta uğraşsın, sahtekarsa yakalasın, götürsün. Biz el açana kalbini yarıp girmedik ya, ne bilelim. Ha belli hocam ya, bu ispirt hoca alacak benden gidecek. O zaman ne yapacaksın? Acım diyor. Açtır hak eden, doğrudur. Çünkü ispirti içmiştir. Gel lan buraya diyeceksin. Lokantaya diyeceksin. İstediği kadar yesin. Kaç para? Parayı lokantaya sen vereceksin. Karnını doyuracaksın. Al bunu iç, olmaz. Rakı iç, olmaz. Evet. Böyle biliyorsun ispirtocu. Gel diyeceksin. Doyuracaksın karnını. Midesine. Baktın her ayıpları açık. Gittin mağazaya, giydir şunu, al parasını. Çünkü para verirsen yine giymez o. Alıştığı için onu içer. İçmeye para yok. %100 bilirsen. Böyle yaparsın. Evet efendim, böyle helalından giydirem, yedirem, iffetini koruyayım, dilendirmeyeyim, elaştırmayayım, çoluk çocuğum diye. Bu niyetle para harcarsan sadaka olur. Ne demek yani? O dilenciye biz vermek zorunda değildik. Verirsek ama mahşerde herkes kıvranırken, korkarken sadaka verenler korkmaz. Emin olur. Korku yüzü görmezler. Cehennemi görüyoruz mahşerdekiler. Kükreyip duru.
Cennette görüyorlar gelinler gibi süslü. Orada cehenneme girmek istemez kimse. Böyle yağı erir korkusundan. Sadakayı çok veren, mecbur olmadığı halde sadaka çok veren adam bu korkuları hissetmez. Mesela hadislere göre konuşuyoruz. Allah akıbetimizi hayır eylesin deriz. En güzel dualardan birisi budur. Camide adam oruçlu gelmiş, Ramazan'da oruç tutuyor. Gelmiş ikindi namazına mukabele dinleyeyim diye namaz kılarken ruhunu teslim etmiş. Bir böyle ölüm var. Bir adam tavaf ederken ölmüş. Bir adam hasta ölmüş. Güzel ölüm. İbadet sırasında ölüyor. Bir de var meyhaneye gitmiş hop diye nar atarken Azrail işini bitirmiş. Bir adam genel eve gitmiş zina ederken ölmüş. Bir de Allah'ın dine imanı küfrederken pat düşmüş ölmüş. Bir de böyle ölüm var. Allah korusun. Kötü ölüm. Ha işte mecbur olmadığın halde böyle muhtaç kimselere sadaka verirsen evet sadaka kötü ölümü önler diyor peygamberimiz. Böyle ölmezsin. Güzel yerlerde ölürsün. Çanakkale'de çarpışırken ölen var. İstiklal Arabı'nın çarpışırken ölen var. Bir de harpten kaçarken ölen var. En büyük günahlardan birisi bu. Harpten kaçmak. O sırada kör koşun geldi öldürdü. Devlet maaş da bağlarına filan. Ama kaçarken öldü. Öbür tarafta meydana çıkacak. Kötü ölümle ölmezsin sadaka verirsen. İyi ölümle ölürsün. İşte böyle. Kendine bakmak mecburiyetindesin. Çoluk çocuğuna bakmak mecburiyetindesin. Mecbur olduğuna göre sadaka olmaması lazım. Çünkü sadaka mecbur olmayan vermektir. Böylece bu niyetle helalından yedirem, giydirem, iffetini koruyayım, el açtırmayayım, namusumla yaşayacağım, iyi okutacağım niyetiyle bu niyetle yedirir içirsen zaten mecbursun da. Ayrıca mecbur olmadığın halde sadaka verdiğin gibi sayar Allah. Öyle olur diyor, sadaka olur. Bu kelimeyi zikretmesin önemi burada. Niyet edersen yok hocam. Bak aynen burada söylüyorum. Fefhem anla ennel gafil an niyetil takarrub la yekun lehu sadaka. Aklına iş gelmiyor. Gidiyor çalışıyor geliyor yiyor içiriyor gidiyor eşine entare oluyor mantı oluyor ayakkabı oluyor çoluk çocuğuna pazarlık alıyor ama hiç bu niyetleri yok. Helaldan geçindireceğim, namusunu koruyacağım. Hiç böyle niyeti hiç kafasında yok. Öyle geliyor, öyle gidiyor. Bu olmaz diyor. Bu şimdi söyleyeceğimiz müjdeye ermez. Sadaka olması için niyetli olacak. Niyetli olacak. Şimdi bir şey daha. Hadis-i şerife göre bir mümin Allah yolunda ölürse şehittir. En büyük şehitlik Çanakkale'de ölenler. Minnet borcumuz var. Elhamdülillah aziz milletimiz de bu minnet borcunu unutmuyor. Her taraf dolu Çanakkale'de. O kadar kalabalık. Herkes gidiyor ziyarete. Akın akın. Güzel bir şey. Çünkü bizi onlar kurtardı. Öldüler biz kurtulduk. Namusumuz kurtuldu. Vatanımız kurtuldu. Dinimiz kurtuldu. Yoksa bu ezanlar okunmayacaktı. İşgal altına kaldıktan sonra siper ettiler gövdelerini. Sokmadılar ve şimdi Cevat Hoca konuşuyor Süleymaniye Camisi'nde. Ona minnet borcumuz var. Gidiyorlar elhamdülillah ne kadar güzel. Hiçbir zaman kaçmayacağız. Evet şimdi Allah yolunda ölümün en güzeli o. Fakat Peygamberimiz buyuruyor ki bir mümin çoluk çocuğunu helaldan geçindireyim diye, namusunu koruyayım diye, iffetini koruyayım diye, eleştirmeyeyim ile diye, helaldan para kazanayım diye, bu niyetle, bakın dikkat edin bu niyeti çiziyorum altını, hadis çiziyor çünkü, bu niyetle evinden çıktı, iş yerine gidiyor, çalışmaya gidiyor, fabrikaya gidiyor, mağazasına gidiyor, ticarethanesine gidiyor, memur işine gidiyor, bu niyetle bir vurdu
dalgın uyumamış herif trafik kazasında gitti. Eceliyle öldü o. Ama o ne yolda öldü? Fi sabilillah. Allah yolunda öldü. Ama bu niyetlerden çıktıysa, dikkat edin, hep bu niyeti onu söylüyor. Bu niyetle evden çıkın, Allah yolundasınız. Ölürseniz şehitsiniz. Tabii biz seni yıkarız, kefenleriz ayrı. Ama Allah katında şehittir. Şehit. Camiye gidiyorsunuz Allah rızası için. Allah rızası için namaz kılmaya gidiyorsunuz. Ne yoldasınız? Allah yolundasınız. Bir trafik dalgın sarhoş herif geldi, çarptı. Namaza giderken öldü adam. Allah yolundasınız. Efendim? Bak şimdi bu söz çok yanlış. Hiç ecelsiz ölen yoktur. Evet, eceliyle öldü demek yanlış. Herkes eceliyle ölür. Efendim ne dağı o? Güneydoğu'daki Mehmetçiklerin. Yok ya, Cidi Dağı mı ya? Çarpıştıkları yer var ya. Kandil Dağı'nda Mehmetçik, evet, zulmü önlemek için gitti orada, öldü. Oradaki mesela ölecekti. Ecel uzamaz, kısalmaz. O da eceliyle öldü. Efendim, trafik kurallarına uymadı, çiğnedeni bir eceliyle öldü. O ölecekti. Ama onu kötü öldüren adam sorumlu tabii, ayrı. Oralar ayrı. Ecelsiz ölen hiç yoktur. Ve likulli ümmetin ecel ayet var. La yestahhiruna sa'atan ve la yestakdimun. Bir saniye uzamaz, kısalmaz. Herkesin bir eceli vardır. Biz bunu bilmediğimiz için korkmadan savaşacağız. Korkmadan gideceğiz ama deveni sağlam bağla, öyle dua et diyor ya Allah. Allah Resulü, Peygamberimiz dua edip Medine'de kalmamış. Aslanlar gibi çıkmış Bedir'e, savaşmış. Yoksa dua edebilirdi. Allah'ın emri bu. Evet. Ben leyse lil insan illa ma sa'a. Çalışacağız. Niyetimiz olacak. Bu niyet olacak. Giderken öldük. Ecelimiz ölürüz. Oraya gitmese yine ölecekti o. İyi yolda öldüğü için onu diyorum ben. Fi sebilillah ölmüştür. Ama bu niyetle çıkarsanız, namaz yok, abdest yok, niyet yok. Çıkıyor gidiyor, çıkıyor geliyor. Boşuna kürek çekersin. Bu sevabı alamazsın. Ve huve yahtesibuha. İnnemel amalu bin niyyat. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Evet. Bunun örneği çok. Mesela Çanakkale'de o şehit düşen atalarımız tarih adımı yazsın niyetiyle öldüyse, biz ona şehit deriz ama öbür tarafta defterde yok. Tarih yazacak adın ama ecir yok, sevap yok. Niyet bu olacak. Mesela haçta tavaf vardır. Kabe'nin etrafında dönmek. Niyet ederek Hacer-i Esved'den Bismillahirrahmanirrahim neveytü tavaf. Tavafa niyet ettim diye Bismillah çeker başlarsınız. Böyle bir şey yok. Polis koşturuyor. Para çalmış. Kalabalık tavaf ediyor. Polisin önünden kaçmış, kalabalığa dalmış. Dönüyor boyuna. Niyeti tavaf etmek değil ki. Evet. Bu adam niyet olmadığı için tavaf etmiş olmaz. Aynı her şey niyete bağlıdır. Namaz Allahu Ekber, bugünkü ikindi namazının farzına uydum şeyim ama Allahu Ekber yok. Yatağa kalkarsın, beden itip hareketi vur. Niyet edersen namaz olur. Her şey niyete bağlı. Evet, ecelsiz de hiç ölüm yok. Biz onu bilmiyoruz. Onun için ne yapacağız yani? Ne sonuç ne? Ecelsiz öldü, zamansız öldü. Ecelsiz ölen yok. Kur'an-ı Kerim kesin söylüyor. Zamansız ölen yok. Onunkini Allah o kadar vermiş. Niye vermiş bu kadar? Git kendine sor. Onun için hayırlı da onun için öyle vermiş. Öyle diyor hadis-i şerifte. Yaşatsaydı diyor, var Hızır Aleyhisselam çocuk öldürmüş biliyorsunuz. Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın hikayesi var Kur'an'da. Gitmiş çocuğu öldürmüş.
Demiş Musa Aleyhisselam susacak ya, susamamış. Masum yavru demiş, ne öldürüyorsun ya? Hani demiş karışmayacaktın, özür dilerim, yok demiş, oyun üçe kadar. Üçüncü bu ya demiş, kaç defa tembih ettim sana. Sen kaybettin demiş, imtihanı kaybettin. Allah emretti de öldürdüm ya demiş, zaten öldü. Evet, biz onu bilmediğimiz için tedbir alacağız. Ölünce de niye öldü? Zamansız, yo yo yo, zamansız ölmedi. Bağırmayacağız, çağırmayacağız, kadere itiraz etmeyeceğiz. Evet, kadere itiraz yok. Müslümanın amentü billahi ve bil kaderi, kadere inandım diyoruz. Niye itiraz ediyorsun ya? Zamansız ölmek yok. Böyle dikkatli, evet şimdi niyet ederekten çoluk çocuğunu beslemek niyetiyle nafaka verirse sadaka icri alır, mahşer sıkıntısı çekmez, kabir azabı çekmez, ölürken kötü ölümle ölmez. Evet, kânet lehu sadaka, sadaka olur. Niyetsiz olmaz yalınız. Bunu bilhassa belirtiyoruz. Ahmed İbn Hanbel, Buhari, Müslim, Ebu Davud, İbn-i Hibban, Ebu Mes'ud Hazretlerinden, Ukbe Hazretlerinden naklediyor. Her şeyde niyet, halis niyet lazım. Evet, şimdi ben vaaz ediyorum, hadis okuyorum. Aa, Cevat Hoca güzel konuşuyor ya. Dedirsinler diye okuyorsam hava alırım, hiçbir şey alamam. Hiçbir şey alamam. Sen dersin öyle, helal olsun hocaya böyle falan. Ama benim niyetim ebedi olmalı, Allah'ın rızası olmalı ki deftere yazılsın. Niyetim bu olmalı. Bunu da Allah bilir. Benim niyetimi sen bilmezsin. Buna haber veriyoruz biz. Niyetleri Allah bilir. Mesela Hazreti Ali yakalamış düşmanı müşriki, öldürecek. Pu demiş, tükürmüş Hazreti Ali'ye. Çekmiş kılıcı. Öldürmemiş. Niye öldürmedin demiş. Demin Allah için öldürecektim seni. Şimdi tükürdün, nefsime ağır geldi, kendim için öldüreceğim. Şimdi katil olurum demiş, öldürmem. Niyet çok önemli bakın. O da öldürmek. Niyet çok önemli. Her şeyde iyi niyet. Bu hadis ona dikkati çekiyor. Niyetlerin halis olmasını bize tembihliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisinden sonra aynı şeyle ilgili olarak, şimdi hep kocadan tarafa konuştuk, aile reisi kocadır dedik, çoluk çocuğuna bakarsa. Şimdi hanım da ailenin bir ferdi, bireyidir. İza enfakatil mar'atu min beyti zevciha, kadın evin bir parçası. Fıkıh kitaplarında bir kapının iki kanadıdır erkekle kadın. İkisi kapanırsa İçerisi muhafaza altına alınır. Hırsıza karşı korunmuş olur. Soğuğa karşı korunmuş olur. Karı koca birbirini böyle tamamlamalı. Şimdi evde, sen dükkana gittin, evde hanım var. Tabii para bırakıyorsun, yiyecek içecek bırakıyorsun. Her şey var evde. Geçimini sağlıyor, huzurundasın ya. Bir dilenci geldi veya misafir geldi. Tabii yabancı erkek, evde evin erkeği yoksa alınamaz. Evin oğlu olması lazım evde. Yoksa yabancı bir erkek dostumuz olabilir. Dinin emri bu. Yabancı dediğim bu. Nikah düşecek bir erkek bir hanımın yanına yalnız giremez. İslam'da böyle. Ne yapalım? Allah öyle koymuş kanunu. Evin erkeği varken veya erkeği olmasa bile oğlu var veya dayısı var, bir mahremi oğlu. Öyle misafir aldı. Kocası uzak. Evet. Yedirdi misafire. Dilenciye bir şeyler verdi. İse gayre mufsidetin lehu, ama verdiği normal olmalı. Tabii gelen misafiri eski ahbabı, mesela hanımın okul arkadaşı. Normalde gelen misafire yenecek, verilecek bir yemek var. Evin haline göre. Ama bu okul arkadaşım diyor, alo diyor kebapçıya, en pahalı yere, çabuk şunu getirin, çabuk şunu getirin, çabuk şunu getirin. Adamcağız da işçi, fabrikada çalışıyor.
veya memur zor geçindiriyor. Eski arkadaşım diye normalin üstünde olmaz diyor. Gayrı müfsidetin lehu. Normal. Normal yedirme, içirme. Mesela dilenci geliyor, zor kıt kanaat geçindiriyor adam, memur, işçi gelmiş. Kendi gidip çalışmıyor ya hanım, terlemiyor ya kocası gibi. Gelene 100 lira veriyor. Zaten aldığı maaş ayda 350 lira. Bir dilenci 100 lira. Olmaz. Razı olmaz adam. Yok hocam, razı. Eyvallah, ona hiç sözümüz yok. Razıysa. Ama 350 liralığından bir dilenci 100 lira vermeye razı olacağını sanmıyorum. Hanım da bunu düşünecek diyor. Gayr müfsidetin lahu. Kocasının müsaade edeceği, tolerans göstereceği sınırları aşmamak kaydıyla ufak bir şey vermiş. Normal, herkes ne veriyorsa. Böyleyse evet, kâne lehâ ecruhâ bimâ enfakat ve li zevcihâ ecruhu bimâ kesebe. Kadın cimri olmadığı için, verdiği için kocasının yiyeceğinden, işinden, malından verdi ama kocasının razı olduğu ölçülerde verdi. Verdiği için ona da sadak olur. Kocası oradaydı, o vermedi ama parayı o kazandı. O da kazandığı için sadaka olur. Bir de diyor ki velil hazini misle zalik. Bir de mesela duydu ki falan yere cami yaptırıyorlar, okul yaptırıyorlar, bir şey yaptırıyorlar. Kocası da böyle, hanım verebilirsin demiş, izin vermiş. Normal ölçülerde alın diyor, şunu da bizden olsun. Geldiler, beyim yok ama bu da bizden olsun. Veya çalmadılar, duydu kapıcıya, apartman kapısına, dedi ki gel bakayım buraya, şu 100 lirayı al, falan yerde cami varmış, mahpus kestir gel. Diyor ki kocası parayı kazandığı için, ama ver dediyse, 100 lira çok demediyse, gayr müfsedetin lehu var, kaydı var öyle. Müsaade ettiği ölçüdeyse, kocası parayı kazandığı için ona sadaka olur. Sadakayı camiye verdi, sadakayı cariye. Kadın bizzat eliyle verdiği için ona da sadakayı cariye olur. Kapıcıya da sadakayı cariye olur. Çünkü taşıdı oraya kadar götürdü. O da katkıda bulundu emeğiyle. Efendimiz onu söylüyor. Üçü de diyor şey olmuş olur, sadaka vermiş olur. Evet. Ama bunlar Müslüman içindir. Sadakayı, parayı kafir verdi. Kafirin ahirette kazancı yok. Kur'an-ı Kerim'e göre, ben kuralı ben koymadım. Ulaike la halaka lahum. Müslüman olmayana, Kur'an'a göre konuşuyorum ben. Elin dinine karışmayacağımızı söyledim. Ama Kur'an'a göre la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyen mümin olamıyor, Müslüman olamıyor. Kur'an'a göre ahirette onların nasibi yok. O verse derler okul yaptırdı, hastane yaptırdı. Dünyada herkes onu takdir eder, selam verir, meşhur olur. Dünyada karşılığını alır. İmanı olmayanın ahirette karşılığı olmaz. Nerede olur? Nerede olur? Cehennem 7 çukur. Belki birinci çukurda kalır. İkinciye düşmez. Bu verdiklerinden dolayı. Ama gene cehennemde olur. Yani bu Kur'an-ı Kerim'deki ölçülere göre. Burada da söylüyor zaten. İzen li kafirin la sevaba lehu. Kevabın sevap ahirette karşılığı olan şeydir. Kafirlerin ahirette iş nasipleri yoktur Kur'an'a göre. Evet. Yani niye söyledin bunu? Ben tabii burada dinin hükümlerini size arz etmeye çalışıyorum. Kendi becerebildiğim kadarıyla. Şimdi bir Müslüman erkek, Hristiyan, kitabi, Yahudi bir kadınla nikah düşer. Şimdi dış ülkelerde böyle var. Ama Hristiyanlıktan dönmüyor, Yahudilikten dönmüyor kadın. Kocasından böyle hayır yaptı, karısına yok diyor. Kafire varsa, kafire sevap yok diyor. Çünkü o da Müslüman değil, kafir. Yani kafir, Müslüman olmayan sadedinde söylüyorum. Evet, ona yok diyorum. Ancak mümine, mümine sevap vardır. Ahiret iyiliği ya sadece müminleredir. Kur'an-ı Kerim'e böyle, Kur'an-ı Kerim'e göre böyle.
Ahmed bin Hanbel, Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace, Tirmizi, Ayşe radıyallahu anha validemizden nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatini bizlere nail eylesin.